Gelinim Mutfak'ta 5 yıldır ekranda olan bir yarışma. Buraya yüzlerce gelin ve kayınvalide geldi. Hepsi başımızın tacı olarak geldi. Hepsi bize birer emanetti. Hepsi burada güzel izler, hatıralar bırakarak gittiler. Burada olmayan bütün gelin ve kayınvalidelerimize, kazanmış kazanmamış, çabucak gitmiş fark etmiyor, bütün kayınvalide ve gelinlerimi saygıyla anıyoruz, sevgiyle, hürmetle anıyoruz. Büyüklerimizin de ellerinden öpüyoruz. Selamlarımızı gönderiyorum buradan. Gelinim Mutfak'ta böyle bir yarışma. Aile oluyoruz burada çünkü. Gelinim Mutfak'ta ekibi de bilhassa yönetim ekibi. Yani yaklaşık 20 yıllık bir yarışma tecrübesine sahipler. Yani burada şimdi tek tek sayabilir miyim bilmiyorum. Çok fazla ama bu ekip sizin çok severek izlediğiniz birçok programı, yarışma programını çeken ekipler. Yani bizi bu yarışma programlarıyla buluşturan ekipten bahsediyorum. Bu ekip 20 yıllık tecrübesiyle yarışmacıların türlü türlü hallerine şahit olmuşlardır. Sevinçleri, üzüntüleri, sıkıntıları, bütün duyguları, aile içindeki problemlerine kadar. Yeri geliyor, dertleşiyoruz, aileyiz. Sizin derdiniz bizim derdimiz oluyor. Ama şunun, yani şu durumun altını bir çizeceğim. Sevgiyle ve saygıyla. Şimdi sizlere bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydı geçtiğimiz cuma burada yaşanan bir olaya ait. Bu ses kaydının farkına maalesef biz biraz geç vardık. Şimdi kim olduğunu söylemeden çok üzülerek, özellikle ya ekip çok üzüldü onu biliyorum, ben çok üzüldüm. Çok üzülerek, gönlümüzdeki derin yarayla bu ses kaydını sizlerle buluşturuyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Yazdığım keki biliyorum Hatice ya. Gitmek istiyorum ben ya. Rezil olduğuma mı yanayım, neye yanayım? Ben gitmek istiyorum. Saçmalama ya. Gizlice hastası oldum burada ya. Yemin ederim sinir hastası oldum ya. Çıldıracağım arkadan. Kafaran kekim nasıl öyle oluyor? Hatice kaldıramıyorum ya. Sinirlerim yıprandı ya artık. İnşallah ben giderim, yemin ederim. Dev gibi oldu demiyorum ama kabardı kardeşim. Ben kekimi biliyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum kardeşim. İçine yemin ederim ya. Kaldıramıyorum artık ya. Yok gerçekten göndersinler beni abla. Ben dayanamıyorum, kaldıramıyorum artık. Psikolojim bozuldu iyice ya. Böyle işin içine yemin ederim ya. Gelmişimi, geçmişimi başlayacağım. Yani sinir anımda söylenmiş sözler tamamen. Hani aksi bir şey yok zaten. Hani bu şekilde yansıtılması gerçekten hiç hoş değil. Hoş değil yani. Gerekli yaptırıma da razıyım zaten. Hiç fark etmez benim için. Hani ben böyle bir şey evet yaşandığı için ekipten de özür diliyorum ama sinir anında burada her şey yaşanabiliyor yani. Özlem, bir şey soracağım. Bahsettiğin o zeka geriliği çeken kişiler Gelinim Mutfak'ta ekibi mi? Hayır, asla. Asla. Kim? Asla. Ya o öyle nasıl desem sinir anında söylenmiş şeyler ya. Ben direkt ekibe öyle bir şey ithamda asla bulunmadım. Böyle bir insan değilim ve herkesi çok seviyorum zaten. Orada? Ya sinirlendim. Yani hani yaptığımdan emin olduğum bir şeyde bu kadar çok biliyorsunuz. Ben daha önceden de kekte aynı problemi yaşamıştım. Bu da ikinci olunca bende sinirlerim tamamen gerildi. Yani ben bile isteği tutup da ekibe bu sözleri söyleyecek insan değilim zaten.
Yani gayet de saygılıyımdır. Bir daha sorayım çünkü soru işareti kalmasın. O sinir anında ya yani senin sinirlendiğin G ile başlayanlar diyorsun ya hani o kim? Mesela ben, ne bileyim ben miyim? Hatice mi? Ya genel anlamda... Anneler mi? Hayır. Evlen ben sinirlendiğim mi? İçin o cümleyi kullandım. Ben şu kişidir, kime bu kişidir. Kime sinirlendin? Sinirlendim. Ben kendime de sinirlendiğimde bu şekilde oluyor. Yani ben tekrar özür diliyorum. Ne şekilde bir yaptırım uygulanacaksa da kabulüm yani Nursel Hanım. Öyle bir saygısızlık yapacak bir kız değil ama yok. Sinir patlaması yapmıştır. Aynen öyle. Başka bir açıklaması yok. O kendi yok kendine yani. Konuşuyordur. Böyle. Ben gelinimi... Açıklamana gerek asıl yok zaten. Yaralayan ekibi ne biliyor musun? Yani konuştuk arkada çünkü. Yani burada zikredemeyeceğim sözler değil. Yani onları tahmin ediyorsunuz sadece izlerken. Şimdi sen burada, açık açık konuşalım. Burada demek istediğin şu ki benim tabağımla oynandı. Benim tabağım değiştirildi. Ve bu ima biraz şey üzdü bizi. Ben bunu zaten ima etmem. Ben bir şey düşündüğüm zaman direkt söyleyen bir insanım. Yani kesinlikle yani nasıl desem tamamen farklı yansıtılıyor. Ben çıkardım hani tabağımı. Ya fırından çıkardığım zaman da kameralar çekiyor ya. Evet kabarmıştı. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Kabaran tarafları neredeydi diyorum. Sonradan diyorum ki tamam okey. Söndü o zaman Özlem diyorum yani. Hani benim öfkem tamamen farklı. Aslında öyle bakın. Demedin. Yani öyle değildi konuşmaların. Ben de hemen şuradayım. Hani her konuşulanda. Bu kek benim değildi. Ye getiriyorsun neredeyse. Sinirlerim bozuldu ya. Olamayacağım. Gerçekten burada boşuna yarışıyorum. Gerçekten yani neden? Çünkü bakıyorum teknik olarak düşünüyorum. Tamam mı? Yaptığım bir yemek yani yaptığım bir tatlı neyse ne artık. Gerçekten bugün şu an şunun duasını ediyorum. Umarım diğer kayınvalidelerden de benimki de dahil bir alırım ve puanım tutmaz ve buradan giderim. Çünkü boşuna yarışıyorum, boşuna emek veriyorum, hiç gerek yok. Gerek yok, sinirlerimi yıpratmaya hiç gerek yok. Gerçekten bu net. Düşünüyorum en son kalan, tamam mı? Farklı şeyler de var, onları söylemiyorum. En son kalan doğru düzgün çırpamadı bile. Nasıl olur da benimkinden daha fazla kabarır? Ay çıkardığınla ortaya çıkan arasında farklılık oluştuğu için bunu söylüyorum ama. Yani bu konuşman kırpılmış hali yani açık açık daha açık konuştuğun yerler de var. Hani benim bu söylediğim ifadelere dayanan. Hani bu çok ciddi bir güven sorunu var demek. Ya en çok yaralayan bu. Benim sadece azizliğim, sinirlendim, konuştum. Ama bunu pekala diğer arkadaşlarım da ima ediyorlar bana. Bana mı mesela hedef olarak ben mi oluyorum yani bu durumda? Sen biz şahit olduk yani mikrofona takılan sensin. Belki de oluyordur yani bilemem. Ama şu anda karşılaştığımız şey bu. Yani yarışmada yarışmacılara aynı mesafede olunmazsa yani hiç kimse güvenmez bize. Zaten o ekrana geçer. Ben şeye de çok üzülüyorum yani yazılanlar yok Hatice'yi tutuyorsun bir gün diyorlar onu tutuyor. Ben çok takılmıyorum çünkü ben biliyorum kendimi ekibi de biliyorum. Tek tuttuğum gerçekten tek aşkım gelinin mutfaktanın başarısı. Hatice o hafta kazandıysa öbür hafta Adalı kazansa. Yani ben o dengeyi seviyorum o rekabeti seviyorum ekip de öyle. O yüzden yani özellikle sana yapılmış bir şey değil. Senin şansına belki takıldın radara. Şu an çeyrek kazandın mesela. Adil mi? Yani bir şey demiyorum Nursel Hanım. Hani birinin bir derdi varsa burada geleceklere de bu bir şey yok, olsun. Yok madem öyle eğer problemli kişilik bensem ben ayrılmak istiyorum birazdan. Diskalifiye edin bizi. Yani böyle bir şey... Yok hayır ben zaten artık şey hani var. Bunlar evet, çıktıktan sonra da razıyız. Yani yarışmak istemiyorum ben artık bu şekilde. Zaten böyle bir şey, bakın öyle bir şey ben hissetmiş olsam
Zaten ben direkt ayağa kaldırıyorum her şeyi. Yani bilir o huyumu benim. Açıklama yapmama gerek yok. Böyle bir durum hiç zannetmiyorum ama konuşmuşsan bana bir şey değil. Ya ben konuştuklarımın arkasındayım tamam, zaten ama burada herkes konuşuyor. Bir tek ben değilim. Sen takmış. Yani bir tek ben değilim ve sinirle söyledim ama bunlar da bu şekilde çıktıktan sonra ben gerçekten diskalifiye olmak istiyorum. Kesinlikle. Devam etmek istemiyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyeyim. Gelinim mutfaktadan gitme isteğiniz kabul olmuştur. Gidebilirsiniz. Tamam. Güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi. Gidebilirsiniz. Gidebilir miyiz? Tamam. Yürü. Çıkar şeyini. Evet, gerçekten üzücü. Şuna da çok üzüldüm. Çok severim yani. Özlem'i de çok severim. Nurten Hanım'ı da. Gelin mutfakta da kimse böyle bir son beklemiyordu. Yani böyle iddialı bir yarışmacının diskalifiye olmasını da kimse beklemiyordu. Gerçekten hepimiz için şok edici, çok üzücü ve hayal kırıklığıyla dolu bir durum oldu. Ama herkesin de ders çıkarması gereken bir durum oldu. Kimin ne derdi varsa derhal yönetime gidecek.